Hükümetin dar gelirleri korumak adına ben hükümetin de hem asgari ücrette hem emeklilerle ilgili hem de hiçbir maaşı olmayan çok dar gelirli insanları kaymakamlık valilik vasıtasıyla koruyacağı kanaatindeyim. Bunları da korumamız lazım zaten. Yani bu insanlar bizim insanlarımız netice itibariyle. Asgari ücretle geçinmenin ne kadar zor olduğunu herhalde hep birlikte görüyoruz. Toplumun içerisinde yaşıyoruz. Gezdiğimiz zaman karşılaştığımızda insanlarımız bunları bize söylüyorlar. Yani hem asgari ücreti hem emekli maaşını da burada insanlarımızı mağdur etmeyecek şekilde düzenlememiz lazım. Yani ben dediğim gibi kazanmak istiyorsam karşımdaki insanı da düşünmem lazım. Ki zaten bundan en fazla etkilenen de dar gelirli insanlarımız olacak. Dolayısıyla dar gelirli insanlarımızı yani hem emekliyi hem asgari ücretliyi hükümet yetkilileri ciddi manada eğer korurlarsa inanıyorum ki bu problemler çözülecektir. Tekrar söylüyorum, geçen yıl çiftçimiz mısır ücretlerinden, buğday ücretlerinden, pamuk ücretlerinden memnun kaldı. İnşallah bu yılda mazot artışı, dolar artışına istinaden gübrenin artmasından kaynaklı. İnşallah bu yılda bu fiyatları koruruz. Bu fiyatları koruduğumuz zaman da çiftçimiz bundan memnun kalacaktır. Ama karşıda yansıması un fiyatlarına, makarna fiyatlarına, bulgur fiyatlarına olacağı için dar gelirlileri de korumak yine hükümetin görevidir. Bunu da yapacağına inanıyoruz. Hem çiftçilerimize de hem ülkemize ekonomisine de katkı sağlamış oluruz. Yine bu taşıyıcı drenajlar dediğimiz yani ırmaklara, nehirlere suyu taşıyan taşıyıcı drenajların da sık sık temizlenmesi. Çünkü tarlalardan su aktığı zaman ister istemez oralara toprak birikintileri oluşuyor ve suyun akışını engellediği için de hem sivrisinek üremesine çok ciddi manada katkı sağlıyor hem de suyun akışını engelliyor. Bunun için de o drenaj kanallarının sık sık temizlenmesi lazım. Meteoroloji ile ilgili söylenecek çok fazla bir şey yok. Meteoroloji son yıllarda görevini gerçekten iyi yerine getiriyor. Öncesinde çiftçilerimizi, ülkemizde yaşayan insanlarımızı erken uyarılarla hem yağış hem kuraklıkla ilgili uyarılarla çiftçilerimizin ekim dikim yapmasını ya da gübre atacağı dönemi en iyi şekilde belirlemeye katkı sağlıyor. Buradan yetkililere teşekkür ediyoruz. Bu yıl narenciye ile ilgili bölgemizde de diğer taraflarda da ciddi sıkıntılar oldu. Özellikle limon üreticilerimizin çok ciddi kayıplar oldu. Bunu da Tarım Bakanlığı'nın dikkate alıp bir an önce bu konuda da çiftçilerimize katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin böyle bir beklentisi var. Çünkü limon ihracatı gerçekleşemedi yeterince. İç piyasada da biraz üretim fazlalığı olduğu için limon çoğu yerde insanlarımıza zarar ettirdi. Bununla ilgili limon narenci üreticilerimize de katkı sağlamak gerekir. Buğday her zaman söylüyoruz gerçekten stratejik bir ürün. Yani bu pandemi sürecinde gördük ki gıda sektörü her şeyden önemli. Yani insanlar evlerine kapalı kaldığı zaman icabında otomobili kullanmayabiliyor ya da başka lüks dediğimiz araçları gereçleri kullanmayabiliyor ama mutlaka yemesi ve içmesi lazım. Bunun için de işte buğday, ekmek dediğimiz, pasta dediğimiz ve insanlara her şekilde makarnasıyla, bulguruyla ulaşan bir önemli stratejik ürün. Buğday üretimi Türkiye'nin şu anda ihtiyacı 22-23 milyon ton. Geçen yıl tahminimi söylüyorum 18 milyon ton civarında oldu. 1-4 milyon ton gibi dışarıdan ithal etmek zorunda kaldık. Buğdayı mutlaka çiftçimize ektirmemiz lazım. Ektirebilmek için de desteklemesini arttırmamız lazım. Sayın Bakan'dan ve Tarım Bakanlığı yetkililerinden de çiftçilerimizin beklentisi bu yönde. Çünkü gübre fiyatları çok ciddi arttı dolara bağlı olarak. Bunu mutlaka sizler de görüyorsunuz, bizler de görüyoruz gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde. Dolayısıyla çiftçimize buğday ektirip buğday üretimini arttırabilmemiz ve insanlarımıza buğdayı teşvik edebilmemiz için gıda sektöründe de eksikliği giderebilmemiz adına, ithalatı önleyebilmemiz adına buğdayı desteklememiz lazım. Desteğini arttırmak gerekir diye düşünüyorum. Ve buradan Sayın Bakan'a, bakanlık yetkililerine de çiftçilerimizin beklentilerini söylemek istiyorum. Yine mısırla ilgili geçen yıl mısır ülkemizin ihtiyacını karşılayabilecek oranda bir üretim gerçekleştirdik ki
Bunu zaten gerçekleştirebilecek topraklarımız, havamız, suyumuz müsait Allah'a çok şükür. Çiftçimiz de mısırı artık iyi öğrendi. Ekiyor, dikiyor, hasadını yapıyor. Geçen yılki fiyatlarla çiftçimiz kazandı çok şükür. Ama şimdi tabii bu yıl gübre fiyatları ciddi derecede dolar artışına bağlı yükseldi. Şu anda mısır fiyatları da ona bağlı belli bir seviyeye kadar yükseldi. Bizim beklentimiz çiftçimizin hem prim desteğini, yani mısır prim desteğini arttırmak, hem de bu fiyatları koruyabilmek. Yani çiftçimize zarar ettirmeyecek şekilde bu fiyatları koruyabilmektir. Çiftçimizin beklentileri, çiftçimizin bakanlığımızdan istekleri bunlardır. Çünkü mısır önemli bir üründür. Hem yem sanayinde, hem yağ sanayinde, hem glikoz sanayinde ciddi bir katkı sağlayan üründür. Dolayısıyla mısırı ürettiğimiz zaman hem ham yağ ihtiyacına çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız, hem yem sektörüne çok ciddi bir katkı sağlamış olacağız, hem de çiftçimiz bundan para kazanmış olacak. Dolayısıyla demin de söylediğim gibi pandemi sürecinde en önemli şeyin gıda olduğunu hep birlikte yaşadık ve gördük. Dolayısıyla gıdaya teşvik olacak buğday, mısır gibi ürünleri de mutlaka desteklememiz ve çiftçiye ektirmemiz lazım ki çiftçi üretebilsin, para kazandığı için de daha fazla üretmeye teşvik etmek adına bunları desteklememiz lazım. Pamukta geçen yıl fiyatlar yine iyiydi. Çok şükür çiftçimiz pamuktan da para kazandı. Ancak yine dediğim gibi gübre fiyatları çok ciddi arttığı için önümüzdeki yılda bu fiyatları koruyabilecek şekilde çiftçimizi korumamız ve teşvik etmemiz lazım. Pamuk prim desteklerinin de yine çiftçilerimiz adına beklentiler olduğunu belirtmek isterim. Pamuk prim desteğini arttırdığımız zaman pamuk ekimi alanları da genişleyecektir, daha fazla ekilecektir. Yani Türkiye'nin 3,5 milyon ton kütlü kütlü üretmesi lazım. Bu 3,5 milyon kütlüyü ürettiğimiz zaman bizim hem ham yağ, yani dışarıdan satın aldığımız ham yağ ciddi manada içeride üretmiş olacağız, ham yağa katkı sağlayacağız, hem çiğitten elde edilen işte ham yağdan sonraki geriye kalan artılarıyla küspe gibi yem maddelerine katkı sağlayacağız. Dolayısıyla hem çiftçimiz kazanacak, hem ülkemiz kazanacak, hem yem sektörü kazanacak, hem de ham yağ ithalatını ciddi manada engellemiş olacağız. Zaten Türkiye'nin en önemli ihracat girdilerinin içerisinde tekstil var. Yani ben geçen hafta Adana'daki yaptığımız toplantıda sanayicilerimiz tekstil ürünlerini satmakta çok iyi, bugünlerde ciddi manada ihracat yaptıklarını söylediler. Tekstilin ham maddesi de pamuk. Yani biz bu pamuğu üretebilecek durumdayız Allah'a çok şükür. Toprağımız, suyumuz, havamız müsait buna. Çiftçimiz de pamuğu biliyor, ekip dikebiliyor. Dolayısıyla pamuğu çiftçimize ektirdiğimiz ve 3,5 milyon ton kütlü ürettiğimiz zaman hem dediğim gibi ham yağ ithalatına ciddi manada engel olmuş olacağız. Döviz girdisine engel olmuş olacağız. Döviz çıktısına engel olmuş olacağız. Hem de tekstil sanayinin ham maddesini geliştirmiş olacağız. Dolayısıyla pamuk aynı zamanda da istihdamı da sağlayan bir ürün. Bunun için pamuğu mutlaka teşvik etmek ve ektirmek lazım. Sayın Bakanı ve yetkilileri bu konuda da çiftçilerimizin beklentisi adına buradan çiftçilerimizin beklentisini iletiyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi burada tabii ki çiftçimiz geçen yıl dediğim gibi mısır fiyatlarında, buğday fiyatlarında ciddi manada kazanç elde etti. Yani bunu inkar etmek doğru olmaz. Ben de bir çiftçiyim. Ekip diken, satan bir kardeşinizim. Ama bu yılki fiyatlarla şu anda zaten buğday fiyatları 5000 lira civarında, belki 6000 liraya doğru gidecek. Mısır fiyatları 4000 lirayı buldu, belki 5000 liraya doğru gidecek. Pamuk fiyatları şu anda 15000 lira gibi, kilogram adına söylüyorum, eski parayla söylüyorum. Bu fiyatları mutlaka korumamız lazım. Eğer biz bu fiyatları korumaz, ithalata teşviği açar, çiftçiyi de mazot ve gübre fiyatları girdisi altında ezersek, çiftçimizin üretmesini engellemiş oluruz ki bunu çiftçimizi teşvik etmek adına bunları mutlaka yapmamız lazım. Tabii ben bir çiftçi olarak bunları isterken dolayısıyla buğday fiyatları arttığı için un fiyatları artacak. Efendim bulgur fiyatları artacak, makarna fiyatları artacak. Buradan da yani tahrik siyaseti yapmamamız lazım. İnsanlarımıza da gidip bunu anlatmamız lazım. Yani ben çiftçi olarak eğer buğday fiyatlarını 5000 lira 6000 lira istiyorsam,
Makarna fiyatlarının da yüksekliğini insanlarımıza anlatmamız lazım. Yağ fiyatlarının neden yükseldiğini insanlarımıza anlatmamız lazım. Yani tahrik siyaseti değil de doğruları konuşursak, doğruları istersek, doğruları talep edersek inanıyorum ki hem çiftçimiz kazanacaktır, hem ülkemiz kazanacaktır, hem de dar gelirlileri korumak adına ben